Evcil hayvanlara mikroçip takılması için son tarih 31 Aralık. Yani yarın. Çok önceden belliydi bu tarih ama son haftayı bekleyenler veteriner kliniklerin önünde saatlerce beklemek zorunda kaldı. 3 gündür sıra bekliyorduk işte. Anca bugün sıra geldi. Kuyruğu gördüm, şok geçirdim. Zaman daraldı. Evcil hayvanını alan veterinerlere koştu. Kuyruklar uzadıkça uzadı. Son güne bıraktık. Biz de biraz da ihmal ettik. Bundan sonra kağıt karneler gene olacak. Yeni nesil pasaportlar olacak ama bütün canlarla ilgili bilgileri aynı zamanda onların çipleri üzerinden sisteme kaydını gerçekleştireceğiz. Ev hayvanlarının kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması için son tarih 31 Aralık. Bu sürenin bakanlık tarafından uzadığı bilgisi henüz gelmediğinden ev hayvanını alan hemen veterinerlere ve tarım ilçe müdürlüklerinin önüne koştu ve burada uzun kuyruklar oluşturdu. Sütlaç aşkım işte miyav. Miyavla işlemi bitiriyoruz. Yaptığımız işlemin kontrolü amaçlı çip okuyucu aparatlarımızla okuttuğumuzda sütyacımızın çip numarası ekranda görünüyor. Bu kadar kolay bir şey. Çok kolay bir işlem. Klinikler talebi karşılayabilmek için 7-24 mesai yapıyor. Hayvan sahipleri ise sürenin uzatılmasını istiyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Hayvanlarımız strese giriyor. Hiçbir yerde de kalmamış. Yani burada buldum sadece. Hemen geldi. Hemen geldik evet. Başvuru yapıp çip bulamayanların ceza ödememek için izlemesi gereken yolsa ilçe tarım müdürlüklerine beyanname vermek. Son zamana kaldığı için beklemek zorundayız da. Evet. Yerinde bir uygulama olduğunu düşünüyorum.